Ah, ben ahiretliğime ne diyeceğim şimdi ah? Onu kızı himayenize alırken düşünecektiniz anneciğim. Dinlemediniz bizi. Celal, şu karına bir şey söyle. Çok üstüme geliyor bak. Bak tansiyonlarım çıktı zaten. Sevda nerede? Uyuyakalmış. Ama kızı uyutmasaydınız bir şey olur falan. Ha yok ya, biz onu uyutmadık. Anne ne olacak, bir şey olmaz ya, bir şey oldu falan. Yok, koca kız ne olur ya. Tabii canım. Hem geceden şimdiye kaç saat geçti değil mi? Ben zaten Uğur'la konuştum. Hemen geliyorum demişti. Ha. Ama yine de ne olur ne olmazdan bir kontrol edeyim Sevda'yı. Şu site işi çok iyi oldu değil mi? Ya ya Ture. Şahane. İyi oldu da yani şöyle ürünlerimizi satabileceğimiz küçük bir dükkanımız olsaydı sergileyeceğimiz daha iyi olurdu sanki ha? Yani koyun can derdinde, kasap et derdinde. Ya ne güzel evden yapıyorsunuz işte. Durduk yere başımıza iş çıkarmayın şimdi. Anne ben dün gece araştırdım. Hem kanunen hem de vicdanen zaten vergi ödememiz şart. Babiş, ya bizim dükkanı kullansak ya böyle ufak tefek değişiklikler yapsak olmaz mı? Olmaz. 40 yıllık mantıcıyı değiştirtmem. Sen oldu deyince olacak değil zaten Perihan. Oldu ya da olmadı diyemezsin sen. Çünkü burada ben varım. Ben söylerim. Maşallah anneciğim, ağzınızdan bal damlıyor yine. Perihan anne, olmayacak bir iş için boşuna tartışıyorsunuz ya. Söyle kızım, olmaz ya bu iş. Evet olmaz. Babam öyle diyor. Ya şahayım. Tamam mı? Ama ablacığım şimdi herkes haklı. Ne yapalım yani, mantıcıda kıyafet falan mı sergileyeceğiz, ne yapacağız? Ne var Ayşom, koyarız iki tane manken bir köşeye. Ay biraz yenilikçi düşünün lütfen. Olmaz ya. Ah! Ay! Ah! Ay! Ya o şahit, ne yapıyorsun? Ay ayağımın iyimiz ya. Ya. Gitti kızın ayağı, gitti. Şey ama bir yere işte ya. Dur. Ne oldu, hayırdır? Gel, gel, şey getirin. Gel, hoş geldin. Ay. Bakayım. Heh, bir sen eksiktin, sen de geldin, tamam olduk. Bak şimdi, yani denilecek laf mı şimdi şu? Size de var bu, Saadet Hanım. Gel de gel, tam zamanında geldin. Aile faciasına tanık olmak üzeresin. Sen de sebeplen. Hayırdır dayıcım? Şimdi şöyle dayıcım. Babam, babaannem, annem isyandalar. Ablam dükkanda kıyafet satmak istiyor ki haklılar onlar isyan. Kıbırcık! Kazlamasana oğlum bak, vallahi canım acıyor, senden çıkaracağım mı? Dur ben buz getireyim şimdi, buz. Ay dayı, olacak iş mi ama? Ne olmaz tabii. Yani yenilik de bir yere kadar değil mi? Ay çok biliyorsunuz siz. Emin baba, ne haber? Aa Ateş, iyi, sen nasılsın? Fena değil. Ya dünden beri başım ağrıyor da. Bir eczaneye vuracağım şimdi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sana da geçmiş olsun Süheyla. Bir şey ister misin? Ay bir sargı beziyle krem alırsan iyi olur dersin. Tamam, tamamdır. Dayıcığım, hadi gel otur sen. Yok kızım, ben öyle merhaba demeye uğradım. Dayı otur, hemen geliyorsun gidiyorsun. Otur, bir çay koyayım ben sana. Köşesinde böyle kıyafet, işte bir tarafta mantı, poğaça, çörek falan satarız. Yani yeni bir dükkan tutacak halimiz yok ki şimdi. Kızım dükkan lazımsa benim dükkanı kullanın işte, kafe de var. Aa olur vallahi Emin abi. Vallahi benim dükkanın neresi olduğu belli, bana zor. O zaman ben oylama açıyorum, tamam mı? Şüphim bir dakika dur aşkım. Yani dayımın dükkanı diyenler bir el kaldırsın bak. Şurada bir odayız. Peki bizim mantıcı dükkanı diyenlere kaldırsın. Sen niye mantıcı? Ben mantıcı değiştirmem diyorum. Kız! Ayşo! Neredesin sen Allah aşkına? Kaç günde böyle dağıp dağıp gidiyorsun? Vallahi avare gibi bakıyorsun. Bir şey oyluyorum burada. Bir söyle bakayım. Dayımın dükkanı mı? Yoksa bizim mantıcı dükkanı mı? Dayımın dükkanı tabii ki. Kardeş diye bağırma bak. Ama oranın mutfağı yoktu değil mi? Bana mutfak şart valla. Ya mutfak yok ama tezgah var. Ha iyi. İyi tamam, kalanını da ben evde hallederim o zaman. Emin abi, ya dükkanın bir kısmını bana kiralar mısın? Kızım ne kirası, gir işte yap canlı yap. Tamam. Güzel ya.
Şuayb abi. Geçmiş olsun. Ben de o zaman Yasemin seninle birlikte kıyafet satarım orada. Ne yapıyor? Tabii yer var zaten. Biz de artık dükkanımızda çalışırız değil mi Kıbırcığım? Yani beni hiç karıştırmayın siz o tartışmalara. Yani şey yapmayın ben. Aa, bize mi geldi bu? Kim ki o be? Geldi mi Uğur? Ateş doktoru çağırdı ya ablasına. Doktor Uğur Bey geldi herhalde. Bakayım sana. Dur dikkat et. Kızım su gibisin ya. Şu güzelliğe bak. Senin o güzel gözlerin beni öyle görüyor musun sakın? Hiç sanmıyorum. Ya baksana şu haline. Geçen yıllar seni eskitmeyi bırak, üstüne bir de yenilemiş. Ateş ediyorsun resmen, ateş. Sen kendine bak, spora başlamışsın. Biz de yapıyoruz bir şeyler. Evli baklı erkek bir de. Yani karısının gözünün önünde böyle sarmaş dolaş pes doğrusu. Dediydi ama kendine dediydi. Yemekten, şaraptan bile neydi? Kadından mıydı? Sen öyle her şeye yorum yapmasana güdük. Ben değil ki, onun yorumu. Ay çok tuhafıma gitti yani, hiç ateşi yakıştıramadım ya. Yani karısı burada, o kadınla sarmaş dolaş orada. Yani her şeyin bir adamı vardır ya. Vallahi bu sefer haklısın. Bence eski sevgililerinden biri bu. Ay yok canım, o kadar da değil anne. Ay olabilir mi acaba? Ya bilip bilmeden konuşup günahını almayın çocuğum. Arkadaşım dedi işte. Her sarılan erkekle kadın sevgili mi olacak illa? Ya el alem yapıyor, siz yapmayın bari ya. Ayıp. Ateş. Hadi bir girip Sevda'ya bakalım artık, hadi. Ya biz lafa daldık, unuttuk. Gel bu taraftan. Gel. Merhaba. Anne. Yürüyün. Hadi. Ben doktora Allah bakayım mı artık? Yalnız hasta mahremiyeti önemli. Biz doktor hanıma bir müsaade mi etsek acaba? Yani uyandırma sırasında bu kadar kalabalık olmasın burası. Tabii tabii, çıkın siz hadi. Ya tabii önemli, uyandırma önemli. Hadi Şuayb abi. Hadi. Çıkalım, doğru. Önemli. Yalnız biz zaten çok iyi tanıyoruz. Tamam ama yani şimdi... Evet. Hadi. Söyle abla. Hadi. Ateş, sen beni niye çağırdın ki? Afaz'dan şüpheleniyordum. Bir doktoru hastaneye falan götürseydiniz. Ya tamam, hastaneye de gideriz de. Durumu çok da kritik değil. Ben de farkındayım. Nasıl yani? Sana inanmadılar mı? Çünkü beni hiç mimar sanıyorlar. Ne? İç mimar mı? Biliyorum, çok saçma ama ben sana bu durumu anlatacağım, merak etme. Senden ricam, bu hastanın bu halde yolculuk edemeyeceğini söylemen. Olur. Bir tanesi. Ay. Doktormuş. Ha? Yok bir şey. Ne yok bir şey? Yok. Nasıl arkadaşsa? Ben de anlamadım. Hasta mahremiyetiymiş. Karısını bile çıkarttı odadan. Hayır, neyin mahremiyeti? Ben de onu anlamadım ki. Kız zaten bizim kız, çocukluğundan beri tanıyoruz yani. Kimden gizliyorsun sen? Bunlar eski sevgili. Demedi demeyin. Anne sus, tamam ya. Celal duyacak şimdi. Kapıda dediğini duymadın mı? Duydum. Ama galiba doğru söylüyorsun. Ya. Hayır yani şüpheyim, öyle bir kadına sarılacak. O beli var ya kadının, böyle koparırım. Bazıları da bayağı gurursuz oluyor canım. Süheyla, ben buradayım yalnız, duyuyorum her şeyi. Aa, duydun mu oldu? Yahu onlar çocukluk arkadaşı. Tabii ki samimi olacaklar. Siz de hemen böyle bir yakıştırmalar falan, ayıp oluyor ama. Hem benim kocam öyle eski sevgililerini falan getirmez eve. Senin kocanı yesinler. Ah. Geldiler. Ben okula geç kalıyorum. Kıskandı mı o? Nedir durumu doktor hanım? Stabil. Şimdilik endişeye mahal yok. Yalnız bırakmayın, öyle çok fazla hoplatmaya zıplatmaya maruz kalmasın. Yolculuk. Aha, mümkünse öyle yolculuğa falan da çıkmasın yani. Birkaç günü sakin geçirelim. Ayda. Baba. Ne yapalım canım? Ha, iyi o zaman. Sevdan sana emanet Demir. Ben üstümü değiştirip geleyim. Kızım Allah Allah, niye bana emanet ya? Niye bana kalıyor yani durup dururken? Tek boştansın.
Sensin boş. Hoplatıp zıplatmam. Aa, masalar geldi baba. Çık. Şimdi koş. Söyle. Ay evet. Ben de sana bir meyve getireyim yavrum. Getir babaanne. Şöyle için soğusun evladım. Gel. Yani hayatımı kurtardın Uğur. Ya Ateş, o önemli değil de ne oluyor burada? Anlatmayı düşünüyor musun? Öğlen bir yemek yiyelim mi? Olur. Yalnız benim hastanede ufak bir işim var. Bitireyim, ararım seni, olur mu? Tamam, haber veririz. Bir taksi çağırsana bana. Tamam, gel. Gel, ben taksi bulayım sana.